Kıymetli izleyicilerim, selamünaleyküm. Daha önce besi hayvancılığı için ürettiğimiz bu sulukların tanıtımını size yapmıştım. Şimdi yeniden tekrardan anlatma ihtiyacı duydum. Bu konuyla alakalı çok soru yöneltildiği için. Daha önce hatırlayacaksınız, bu sulukları tanesini 450 liradan Almanya'dan ithal ediyorduk. Tabii bunların tanesine 450 lira vermek bizim de açıkçası çok zorumuza gidiyordu. Biz niye üretmiyoruz? Dış güçler bize mani mi oluyor? Şu suluğu da mı üretemiyoruz arkadaşlar? Dedik, yola çıktık. Kendi atölyemizde bunu imal ettik ve 200 liraya katma değer vergisi dahil olmak üzere adrese teslim fiyatla satıyoruz şu anda. Sürümden kazanmak istiyoruz. Çok bir kar marjı yok ama istiyoruz ki hayvancımız almışken adam gibi suluk alsın. En az 5 yıl 10 yıl kullansın. Aldığının ertesi sene kırılan, donan, bozulan sağa sola patlayan bir suluk yapmayalım istedik. Döküm değil bu arkadaşlar. Bu 2,5 milim kalınlığında bir saç. Etrafında dolu demirden bir çember var. Hayvanların olası darbelerine karşı dayanabilmesi için. Altında bir tahliye vanası var. Tapayı söktüğümüz zaman hızlı bir şekilde içerisindeki kirlenmiş suyu tahliye etme fırsatı veriyor bize. İçerideki deliğin çapı yeterince büyük. Ve içeride konik bir yapı olduğundan tapayı çıkardığınız zaman hızlı bir şekilde boşaltım yapabiliyorsunuz. Bu şamandıra çok özel. Bu böyle basit bir şeymiş gibi görünebilir size. Bunun içerisinde pulverizasyon sistemi var. Suyu belli bir basınçta dağıtıcı ve köpürtücü bir düzenek var. Şu siyah parçanın içerisinde küçük küçük kanallar var. Amacı şu, hayvan buna ufacık bir temasta bulunması halinde dahi su iniyor. Ama basıncı ayarlanmış şekilde iniyor. 2,5 bar basınçla bu boruları besliyoruz biz. Bu basınçla gelmesi durumunda suyun içeride fışkırarak tekrar hayvanın yüzüne fışkırması söz konusu. Bu yüzden suyun kontrollü bir şekilde hayvana inmesini sağlıyor. Hayvanın içeceği kadar suyun inmesini sağlıyor. Yine siz biliyorsunuz, hayvanlar bu suluklarla oynamaktan büyük keyif alıyorlar. Şamandıralarını bozuyorlar. Söküp atıyorlar, yamıyorlar, kırıyorlar. Su bağlantılarını tahrip ediyorlar. Biz bütün bunları düşündük. Bunun montajını yaptığımız boruların içerisinden götürüyoruz su hatlarını. Aşağıdan bu borunun içerisinden getiriyoruz. Şuradan bu borudan alttan bağlıyoruz suyu. Yukarıdan da tekrar çıkışını yapıp aynı borudan tekrar geri götürüyoruz. Hidrofora kadar geri beslemesini yapıyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Sıfırın altına inen bölgelerde suların donması hayvancılık için çok ciddi bir problem. Hep sulukların donduğundan şikayetçi oluruz. Bu suluklar donmaz arkadaşlar. Tabii alttan giriş ve yukarıdan çıkış tahliyesini yaparsanız, hidrofora kadar da sirkülasyonunu sağlarsanız, hidrofor odasında da bir ısıtıcı düzeneğiniz varsa, hava sıcaklığı diyelim 12 ayda 2 ay sıfırın altına iniyorsa, sıfırın altına indiği dönemlerde 5 yahut 10 dereceye suyu çıkarmanız durumunda hiçbir hayvan su içmese bile gece gündüz bu döngüyü ve devranı sağladığı için burada kesinlikle donma yaşanmayacak arkadaşlar. Bu şamandıranın bozulma riski yok. Sadece neyden bozulabilir? Bu şamandırayı besleyen borular eğer şehir şebekesinden değil de herhangi bir kuyudan içerisinde yabancı cisim ve partikül bulunma ihtimali olan bir su kaynağından geliyor ise kaynağın çıktığı yere bir filtre sistemi kurarak buradaki düzeneğin bozulmasını engellemeniz lazım. Çünkü çok hassas çalışan bir düzeneğe sahip. Hiç su sızdırmaz. Hayvan dokunduğu zaman akmaya başlar, çekildiği zaman durur. Tabandan basılan ve fışkıran suluklarla aynı mantıkla çalışmıyor. Bunun rezervi 5 litre. Ya daha geniş olsaydı ne olurdu? İyi olmaz mıydı? Hayır, iyi olmazdı. Bu rezerv ne kadar geniş olursa olsun hayvanın buna temas etme zorunluluğu var. Hayvanın kafasının ağzının çapında bir çapa sahip olduğu için suyu içerken mecburen dokunuyor buna. Yani su içmek için özellikle dokunuyor değil. İçerideki suya uzandığında otomatikman dokunmuş oluyor ve su kendiliğinden akmaya başlıyor. Peki bunu neden abi boyamadın? Fırınlı boyayla da yapabilirdin. Bunu fırınlı boyayla da yaptık. Hemen onu da göstereyim size. İşte fırınlı boyayla yapılmış olanı. Gayet de güzel oldu. Fakat hiçbir zaman galvanizli malzemenin verdiği dayanıklılığı ve uzun ömrü bize vermez. Boya bir şekilde 3-5 gün sonra atabilir ama galvaniz uzun zaman atmaz. Bunlar sıcak daldırma galvanizdir. 100 mikron kalınlığında. Uzun bir süre bize hizmet eder. Özellikle gübreyle, dışkıyla ve açık havada olan sulukların uzun yıllar bize hizmet edebilmesi için sıcak daldırma galvaniz olmasını ben önemsiyorum. Boyalı malzeme bize daha yakışıklı görünebilir ama bizim işimiz yakışıklılıkla ilgili değil. Biz yaptığımız işin dayanıklılığına ve fonksiyonelliğine bakacağız.
Arkadaki tutacak bölümü 4 milim kalınlığında. Tümüyle buralar 4 milim kalınlığında. Bu sunun tamamı 5,5 kilogram geliyor. Hiçbir zaman malzemeden kısıtlama yapılmadı. Montajları şu anda boruya monte etmişiz. Boruya montaj yaptığımız yeri görüyorsunuz. Arkadan abotla bağladık. İki abotla da bağlanabilir. Tek abot değil, iki abotla bağlanabilir. Boruya direkt kaynak yapılabilir. Şuradaki parçalar 80'e 80 ve 100'e 100 kutu profillere göre ayarlanmıştır. Suluğu direktmen onlara montaj yapıp kaynakla tutturabilirsiniz. Şu kenardaki açık yüzeylere direkt demire şöyle kaynak yapabilirsiniz. Arkasında bir duvar varsa duvarı matkapla delip, beton duvarı matkapla delip saplamayla, dübelle buradan montaj yapabilirsiniz. Yani size boru 80'e 80, 100'e 100 kenardan yapıştırma ve duvara monte etme seçeneklerini eklediğimiz zaman toplamda 5 yahut 6 montaj şekli sunuyor. Almanya'dan aldığımız düzeneklerin arkası dökümdü. Döküme kaynak vuramıyorduk. Hayvanlar bunu itip kalktıkları zaman döküm parçanın kırılması söz konusuydu. Ve bu malzemeler çok inceydi. Hayvanlar bunu yamabiliyorlardı. Peki bu suluğun hiç eksiği yok mu Eşref abi? Her şey dört dörtlük mü? Sen bunu beğendin mi? 10 numara mı? Şu anda en iyisini yapana kadar en güzelinin, en dayanıklısının bu olduğunu düşünüyorum. En yakışıklısı bu mu derseniz değil. Çok yakışıklı bir şeye benzemiyor. Hayvanların da zaten yakışıklılıkla bir ilgisi yok. Hayvan buraya geldiği zaman suyunu temin etti mi hayvan için 10 numara bir suluktur. Peki bu suluğun tehlikesi var mı? Var. Hayvan içerisinde pisleyebilir. Pislememesi için bunun etrafına böyle bir çember dönüyoruz 15 santim civarında. Hayvan gerisin geriye geldiği zaman bu çembere değdiği için direkt suluğun içine pisleyemiyor. Boşluktan aşağıya pisliyor. Ya da bu suluğu monte ettiğiniz yere yerden 120-121 10 santim kalınlığında beton dökerseniz şöyle. Yine hayvan gerisin geriye geldiği zaman henüz suluğa yanaşmadan suluğun dışında 15 santimde duracağı için dışkılama yapması durumunda boşluğa dışkı yapacak ve suluğun içerisinde dışkılama yapmamış olacak. Bu da bize bir avantaj olarak dönüyor arkadaşlar. Şimdi diğer basmalı, tabandan basmalı suluklar piyasada 50 lira 100 lira arasında satılıyor. Ama her yıl bu suluklar pik döküm olduğu için hayvanlar bunu kırıyorlar. Altından şarıl şarıl sular akıyor. Efendim sıfırın altına indiği zaman bir don, ciddi bir don tehlikesi yaşandığı zaman malzemelerin 10 tane suluk aldıysanız 3 tanesi muhakkak susuzduruyor, su kaçırıyor. Bir gün gelmişsiniz ki her taraf suyla batmış. Yani şunu demeyin bize abi niye bu 200 lira? Efendim biz 70 liraya 100 liraya suluk alıyoruz. İkisi aynı şey değil, ikisi aynı suluk değil, ikisi aynı amaca hizmet etmiyor. Biz bu suluğun aynısını Almanya'dan 450 liraya alıyorduk. Basit bir suluk için 450 lirayı yurt dışına vermekten hoşlanmadığımız için, hoşumuza gitmediğimiz için çiftçimizin, hayvancımızın menfaatine bunu ürettik ve sürüm satış yapıyoruz. %18 katma değer vergisi içerisinde olmak üzere bunu adrese teslim, kargo dahil 200 liraya satıyoruz. Hakikaten kar amacı güdülmeyen, sadece sirkülasyon amaçlı, iyi niyet amaçlı yapılmış bir ürün olduğunu düşünüyorum. Tavsiye ediyorum. İlla ki ahırınızın tamamını söküp bundan yapmanıza gerek yok. Birer ikişer tane alıp deneme yapabilirsiniz. Memnun olduktan sonra bozulan suluklarınızı değiştirirken bu detayı göz önünde bulundurursunuz. Evet, ürünümüz vatana, millete, hayvancımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun.